Çoğu da eser koyacağım bu. Herivalde. İşte bu koyunu öldürmüşler dün gece. Nereden nereye sürükleyip getirmişler ya. Evet. Drone da pek bir işe yaramadı. Yani işe yaramadı derken bir görüntü yakalayamadık. Çünkü orada köpeklerimiz dün gece gelmedi. İşte köpekler o cendek için, yani cendek dediğimiz ölen koyun cesedi için kurtlarla sürekli orada mücadele ediyorlardı. Ve kurtlar baktılar cendeyi onlardan alamıyorlar. Bu sefer koyuna yöneldiler. Aynı köpek gibi böyle bir, nasıl köpekler insanlara saldırır ya, aynı o şekilde. Buradan saldırıyorlardı, buradan saldırıyorlardı, buradan. En son bağırdık. İsmail telefon falan da çekmiyor, şebeke de çekmiyor. İsmail'i aradık, İsmail geldi, onunda bir tane bizim küçük bir av tüfeği var, onu getirdi. Birkaç tane öyle havaya sıktık, öyle bir rahatladık, ancak koyunu getirebildik. Yani çok riskli bir şey. O arada saldırsa 10 tane koyunu çok rahatlıkla öldürebilir yani. Hiç bu işin şakası yok yani. Burada güvenliydi ama. Burada dayımın köpeklerinden bir tanesini yukarı bakladım. Diğer de aşağıdaydı. Yani oradaki gibi saldırsa bu köpekler hiç dinlemez bile yani. Orada çok tuhaf saldırıyordu artık. Kendi alanı mı, kendi bölgesi mi? Artık bizde derler dişi kanı değmişti, azmıştı iyice yani. Zırvanadan çıkmıştı yani. Böyle bir şey görmemiştim ben. Neyse gel oğlum. Bir çay içelim, her şeyi unuturuz. Şimdi arkadaşlar ben bu kurtların koyunu öldürdüğü yere doğru gideceğim. Hava sisli, duman. Cemal dayı da Dişat'la birlikte koyunlara oturacaklar. Ve artık orada neler olduğunu, köpeklerin oradaki durumunu, belki kurtları görüntüleyebiliriz. Gündüzü bile geceden farksız. İnsan yolunu bile kaybedebilir burada. İyi ki biraz araziyi tanıyoruz. Köpekler ama beni fark etmemiş. Bakalım fark ettiklerinde tepkisi ne olacak. Gördüler. Bazı burada. Sarsi. İşte bu koyunu öldürmüşler dün gece. Yani şurada. Hatta dün gece ben gördüğümde neredeydi? Bunu kurtlar aşağı sürüklemiş. Burada ölmüştü tam. Tam şurada öldürmüşlerdi. Sürükleye getirmişler kan izlerinden. Belli mesela. Şurada kan izleri hep. Bu taraftan getirmişler. O yüzden hemen kaybettik izini. Çok. Siz iyisiniz değil mi? Ben şu nerede? Yem bırakmadınız kurtlar yesin. Anladın? İyi yapmışsınız ha. Oğlum işe gelifler. Demiyor musunuz? Koyun nerede? Biz neredeyiz? He? Ben şu da burada. Yerinden kalkamıyor ben şu. Bir buraları kontrol edeceğim bakalım. Başka koyun öldürmüş mü, öldürmemiş mi? Onu da net olarak bilmiyoruz. Şu sende bir sıkıntı yok. Tamam oğlum. Şey,
çekilsin. Belki kurtları görebiliriz. Nereden nereye sürükleyip getirmişler ya. En az bir 500 metre koyunu alıp götürmüşler. Getirip bu derede boğmuşlar. Gece insanın ödü kopuyor buralarda. Bir yanda ayı, bir yanda kurt. Gece o gündüz oluyor. Sır oluyorlar. Böyle cin derler yani. Cinler karanlıkta ortaya çıkar. Gündüzleri yok olurlar. Aslında bu çoğu böyle fantastik varlıkların çoğu, tabi cinler Kur'an-ı Kerim'de de var, var oldukları, başka bir dünyada yaşıyorlar. Cinler, bunların çoğu insanlık tarihinde insanlar sürekli vahşi hayvanların saldırısına uğramışlar. Ve bu onların, inanır mısınız arkadaşlar, dün gece yaşadığımız korku var ya, bir insanın, yani birileri insanı vurmaya çalışsa, saldırmaya çalışsa, sağdan soldan ve gece savunmasız kalsam bir dağda, aynı korkuyu hissediyor insan. Yani böyle iliklerine kadar hissediyor. Hatta Cemal dayı ödü patlamıştı. Çünkü onun yanından alıp götürdüler yani. İnanın ne kadar tecrübeli olsak da o korku çok farklı bir duygu. Buradan geldiler bak. Araziyi öyle iyi tanıyorlar, öyle iyi biliyorlar ki. Şuradan geldiler, şuradan geldiler. Alttan saldırdılar, alıp götürdüler, başka yerde öldürdüler. Böyleler. Allah onlara bu tabiatı vermiş. Tabiatları bu. Evet arkadaşlar, işte böyle bir koyunu öldürdüler. Bizde derler ki, kurdun öyle bir gücü var ki, kıyamet gününde öyle bir rüzgar esecek, öyle bir rüzgar esecek, yeryüzündeki bütün ağaçları, canlıları yok edecek. Ve o zaman kurt böyle tırnaklarıyla tutunacak bir kaya. Ve o şiddetli rüzgar onun derisini burun uçlarından başlayıp bütün kuyruğundan sökene kadar atacak. Ve kurt o zaman gerçek gücünü anlayacak. Yani kurdun gücünü anlatmak için tasvir edilmiş bir olaydır bu, anlatılan bir hikayedir. Dün akşam insan zekalarına, becerilerine ve gücüne şok oluyordu yani. Köpekler artık öyle bir hal almıştı ki koşamıyorlardı bile. İnsan şok oluyor yani, bir canlıda nasıl böyle büyük bir güç olabilir? Ve gene söylüyorum arkadaşlar, saygı duyulacak bir güç, saygı duyulacak bir zeka, saygı duyulacak bir yaşama tutunma becerisi yani. Eniştemi koyunu öldürmüşler. Eniştemin canı sağ olsun abi. So dostlar. Çok dua eser kolacağım bu. Eyvallah. Çok dua eser. Eyvallah. Oha. Eğer reşi çoğuna pişiyor soğuk. Evet. Oha. Pişiyorsun. Sorsun. 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 Eyvallah. Nereye koydu şu an? Sarsılmaz kılıç. Geldi şey o. Gene geldi cendeye. Bak gitmiyor, biliyor musun? Şunu ben zaten hedef onu bile. İşte bu durum mükemmel bir iş. O saldıran o. İşte.
Tek etmek. Ve şöyle sarsılmaz ormanın dibine kadar gitmişler. Demek ki kurdu kovalamışlar, kurt ormana gitmiş. Ben dedim kurt nereye gitti? Pozgör perişan evde, yorulmuş. Fırça da koyunun içinde. O yüzden böyle. Zaten kurdun gücü bu sürekliliğinde geliyor. Zaten sakatlandı. Bir ayağı havada. Geceden beri öyle bir kurtlarla mücadele etmişler ki artık yürüyecek dermanı yok. Evet, bu kurtlar hepsi bu gece gelecek, obadaki bütün çocukları yiyecekler. Oley! Oley, keyif yaparız. Tamam. Gördün mü iki tane kurdu? Gördüm. Görmedim. İşte onlar birisi Fırat'ı yiyecek, birisi de Esma'yı. Sonra bize gelecek. Sonra Firaz, bir de kimi yesin Firaz? Onu yedi. Başka bir tane daha. Kim olmadı? Başka kim kadar? Ari de yiğit. Yiğit yesin, tamam. Ayı da cesurla. Arını kimse yemez. Tamam. Nasıl mağdura bu? Gür. Teşki gürey tabi. Hadi çay bırakın, ne dedi? Tamam. Cemal dayı, sabah biz ilk kurtları gördüğümüzde var ya, biz bir tanesini takip ediyorduk ya. Evet. Sonradan videoya baktım, bir tane böyle çok iri bir tanesi de sırttan, bir de böyle aksayarak koşuyor. Aa, ulan zaten ben akşam sana dedim, nerede iki tanesi aşağı dereye iniyor. Evet. Hem o ikisiymiş ha. Aynen. O biri kanca, biri erkek. Ama dayı, ben hala şoktayım. Nasıl böyle bir sihirbaz gibi nasıl yok ettiler hemen ya önümüzde? Sihirbaz gibi ya. Ya sağlık olsun herhalde onlar da. Havalı. Dayı mi? Kurtlar. Sen. Ya burada bir koyun dönülse ve yatakta kalan bir sefer var ya. İşte Allah göstermesin. Yani ben o yüzden mesela bazen konuşuyoruz ya dayı diyorum. Burada koyun moyun yataktan böyle kalkıp gitti mi kendiliğinden. Hiç burada koyun moyun arama. Hadi. Hiç yani aramaya düşme. Kurtlar hepsini öldürür zaten. Abi bir saat içine gitse, ha vallahi. Patlayıp gidenler gider, diğerler de bir uçurmak var, geçer sene sen de. Ha da götürüp şu karşı defa, derede iki defa, bir defa götürüp organize bir şekilde dayı, evet. Aşağısı uçurum, üst tarafı kablon düştü dayı. Sıkıştırmışlardı hep yine. Daralan kayalık, oraya sıkıştırmışlardı, öldürdüklerini öldürmüşlerdi, öldürmedikleri de kayadan düşmüştü. Uçurumda kendi almışlardı. Düşün yani. Çok aşırı bir şeyler var yani, tamamen öldürmeye odaklı bir hayvan yani kurtlar. Ya şimdi Mirat bir tane alsa, iki tane alsa tamam biraz eyvallah diyor. O affetmez yani ya. Yani o ama girdi mi? Dün akşam o koyunu öldürmüşlerdi, arkadan sen yetiştin, bir tanesini daha yatırmışlardı yere. Yani evet. Sen bir saniye geciksen boynunu koparacak koyunun. Ya hemen de hemen. Hemen öyle. Anlatır herhalde, dişler nasıl keskinse bilmiyorum daha artık. Keskin de vahşi bir hayvan, sürekli vahşi. Bir de avlanıyor. Onlar mesela kurt var ya, köpekler gibi mesela böyle yaşlı maçlı olamıyor. 5-6 yaşında olan ölüyor. Öldü mesela da kışı kendileri yiyorlar. He kendileri yiyorlar. Zayıf. He zayıf halka yiyorlar. Devam etmiyor. Onlar ayak basıyor. Hayır. Tamam daha bir çeyre daha.
Oğlum, sağlık olsun, sağlık olsun. Aha. Kim dese, hangi çoban dese, ben burada vermiyorum, yalandır dibi. Aa, köpekler ne kadar yani iyi de olsa, yine kurda verir miye? Bir kurda olsa vermez, 2-3 kurda oldu mu, köpekleri kandırıp götürüyor, mecbur sürü köpeksiz kalıyor. Bir de dayı orada önceki gece senle dışarıdınız ya. Evet. Bir ayının perişine düşmüşlerdi. Bir de sen de bir tane kurdu kıstırmışlardı. Evet. Bana da ben şöyle sarsılmaz. Onun peşine. Ertesi gün de o hafif boğuşma. Bir de o yukarıda geldiler ya. Köpekler sürekli peşlerinden koştu, koştu, koştu. Köpekler yani yoruldular. Köpeklerden de sarsılmazla sarsılmaz ile sen eniğinin dün gece o seslerden dolayı obaya gelmesi o bütün işi mahvetti yani. Hadi hani. Ya ben diyordum, ben kendi kendime diyordum yani, hani yani bir kurt olsa ben yine diyorum yani, bak yine evet. Diyorum bir kurt tek olsa da Palas tek yanımda olsa da misal en yaşlı köpeğimizde yani Palas yanımda olsa yine de ben biliyorum vermez yani, imkanı aynen yok öyle. Yani ha bir iki kurt olsa biri peşine düşerse ne yani, o ayrı konu. Aynen öyle. Ama tek kurt olsa o vermez o. Çünkü Palas tek dayı kurt şey gibidir değil. Cemal dayı. Hırrrr kurt böyle düşün, senin bir düşmanın var. Yılın 365 günü hep senin peşinde, hep seni öldürmeye çalışıyor. Öyle gibi fırsat bulmaz mı? Tabii ya, imkanı yok. Yani bu, düşün. Hadi bu tarafa gelen nereden? Şimdi çoktan Cemal dayı çoktan yağmur yememiş ya. Yağmur ona böyle bir tuhaf geliyor yani. Evet. Tüyle Palaz'ın gözlerinden bile belli nasıl büyük bir yorgunluk yaşadıkları. Sevdiğim görüntüsü bu. Böyle kızıl, kızıla çalıyor gökyüzü. Şemsiyemi kırmadan şöyle bir tutayım şemsiyeyi. Heh. Şöyle aslında görüntüsü şöyle. Bu gece niye obaya gideceğiz arkadaşlar? Çünkü köpeklerimiz aşırı yorulmuş ve aşırı yorgunlar. Bir de bu gece muhtemelen duman sis saracak her tarafı. Biz köpekler hem dinlensin, obadaki köpeklerin de yardımıyla hem dinlensin hem de biz biraz dinlenelim. Köpekler aşırı yoruldu arkadaşlar. Yani artık köpeklerde sarsılmazını kurdu kovalarken böyle ayağının aksadığını fark ettiniz mi yani? Yani o aşırı köpekler yordu. Bozger böyle bir çarmık deriz ya biz yani, böyle bir dört ayağı da birden aksayan hayvanlar olur. Tabağa düşmüş gibi öyle yürüyordu. Beşoz zaten artık garibim bitmiş yani, artık bitmişler resmen. Hırçul gene öyle. Palaz gene öyle. Bunların biraz dinlenmesi gerekiyor. Bizim de dinlenmemiz gerekiyor. Bir de dumanda hiç şansımız olmaz kurtlara karşı. Bir de arkadaşlar şey fark ettim ben. Bu başta ilk böyle çekim yaparken drone'dan önce gördüğüm iki kurttan bir tanesi böyle aksayarak yürüyor. Yani bir boğuşma da olmuş olabilir. Ya da o da aynı şekilde taşlardan kaçarken şey yapmış olabilir. Acayip bir gündü. Umarım normal bir gece olur. Gün acayipti ama gece umarım normal olur. Köpeklerimize arkadaşlar laf söyletmem. Bunu söyleyeyim size. Çünkü bu hayvanlar aylardır dağlarda gece gündüz demeden sürekli mücadele eden, kurtlara karşı kendilerini kanıtlamış köpekler, onların nasıl bir cevher olduğunu biliyor zaten. Kurt da anlattığım gibi
dünyadaki en güçlü, en kurnaz, en zeki hayvanlardan birisi ve köpeklerden her zaman üstün olduğunu söylüyorum. Ve gene de gördük o aile yapıları, o birbirlerini kollamaları, korumaları, o avlanma yetenekleri, zekaları, plan yapabilme, yaptıkları planları hayata geçirebilme becerileri olan muhteşem bir hayvan. Ve köpekler asla kurtlarla kıyaslanmaz. Hiçbir kangal, hiçbir köpek tek başına sabah videoda gördüğümüz o kurdu bir kere yakalayamaz. Yakalasa bile, eğer böyle bir şey görüyorsanız internette veya işte videolarda, inanın insan müdahalesi vardır. Ya silahla ateş ediliyor. Bak mesela düşünün arkadaşlar, o kurt oradayken bizden 600-700 metre uzaktaydı. Biz geldiğini gördük. Kamuflaj elbise giy. İyi bir silah al, dürbünle. Ve git o kurda ateş et. Zaten o kurt mesela diyelim ki bir kaçış yönü var. Oraya doğru bile bir ateş etsen, onu engellesen, orada köpeklerin silahtan alacağı cesaretle onu yakalama ihtimalleri yükselir. Ve bu diyelim ki böyle hiç işte bizim köpekler gibi aylardır dağlarda olmayan köpeklerin bir anda böyle bir alana salınması, böyle rahat, sakatlığı olmayan, gece gündüz yatmış, dinlenmiş, iyi beslenmiş köpeklerin bir anda böyle yorulmuş kurtların alanına bırakılmasıyla yakalayabilecekleri kurtlar olabilir. Ama bu doğal koşullarda imkansız yani. Eşit şartlar eşitlendi mi köpeğin kurtla mücadelesi kesinlikle kurdun zaferiyle sonuçlanır. Bakalım bu gece bizi ne bekleyecek? Gene başladılar. Palazın sesi yukarıdan geliyor. Evet, kanatlardan tutuyor. Özellikle arkadaşlar, mesela bir dereye doğru giderken falan o alt kanatlar oluyor. Mesela şöyle dereler oluyor küçük. Böyle derelerden geliyorlar sine sine. Koyunu böyle çekiyorlar hemen bir taşın dibine, bir derede öldürüyorlar. Ondan sonra göremiyoruz. Köpekler de göremiyor. Anamın bozgörünün yürüyüşü bile bozuldu ya. Ama bunları yarım var ya da herisine onların torklarını, kışlarını takacağım. Tok. Bozgör. Bu adı gördü nereye? Ben panel sattım, o biraz bitersene burada kaldı bak. Sabah sarsılmaz ile şey... Bozgör ile bu hırçın sarsılmazın yanında olsaydı, gerçi o kurt da o kadar yanaşmazdı o zaman. O da yanaşmazdı. O baktı iki tane yaşlı, bir aksiyon dişi. Dışarı babam. Ama bir ara bir şey yapmadı. Orada otur. Çocuklar, bundan sonra size büyük bir görev düşüyor. Sizin şıkışlarınız, torklarınız, silahlarınız, he. Artık size güveniyorum. Bana destek vereceksiniz. Bak bu koyunlar bölündü burada. Görüyor musun Cemal Bey? Hala ışık tutuyor dedi. Hala ışık tut. Ben demek ki kurt böyle bir kanatta bak. Birkaç tanesinin hepsi kuzu. Ayırıp götürebilir, görüyor musun bak. Abi bak buraya ne okasa tamam. Aynen öyle. Okasa 2, 4, 6, 8, 10, 10 tane. 10 tane kuzu. Evet, 10 tane kuzu. Bak nasıl kolayca ayrıldılar. Koyun nerede, onlar nerede? Bak bir yana da işim. Kuzu kolayca da. Kol, kol. Ohohohoho. Ana.
Bizden bile kaçıp ürküyorlar, gidiyorlar. Hepsi kebaplık. 2, 4, 6, 8 tane de. 8 mi? He. Sen 3 tane fazla saydın. Ne olmadı ya? Şu adamı bulamadım. Karapara dedi, ben çavitak oldu o. Bak koyun nerede, onlar nerede, görüyor musun? Dayı bunlardan var ya, kurt bir tanesini böyle kaçırsa diğerler de onun peşinden koşarlar. Korkudan gider. Aynen öyle. Görmeyin o zaman korkmasınlar. Alacağım uyalı ne oluyor şemre o. Horak peşi o kere. Kisey? Kis. Kaç tanesi kimin biz sayım abi. Bu. İki sayım. İki sayım abi. Yani iki tane sayım. Sadık abinin. Bu senin. Bu Sezgin'in, benim hiç yok. Bu. Bu Serdar abi. Serdar abinin. Bu Abakir abinin. Yani. Bu kara da bizim galiba. Bizim sizin bir tane sizin sizin. Bir tane sizin. Bir tane sizin. Bir tane sizin. Şey. Bakayım ya onun da. Dişi kuzu bela dedi. Onu da bölüyor. Kendi de bölünüyor. Onun eline sağlık. Güzel yemek yapmışsın. Çok güzel, güzel ya. Yoğurt yapmışsın. Aha. Kaymak ama. Aynı kaymak. Oğlum, ben yoğurt görüyorum sadece orada. Oğlum yoğurt. Yoğurt mu? Ya bu kaymak ne? Hangi kaymak? Kimse kaymak yemez. Üstündeki evet. Kaymak. Eline sağlık. Cemal dayı kalmış, evet. Sana kalmış. Kalmış. Allah'a şükür iyi yedik. Evet arkadaşlar, artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, özellikle abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ondan sonra başka ne yapmayı unutmayın. Yarın tekrar izlemeyi unutmayın. Başka macerada görüşmek üzere.